yasaklı maddeden gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı biliyorsunuz, evet. Hemen Sıla Doğu. Bir mağduriyet paylaşımları, ağlamalar, eski geçmiş travmalar, vatan millet naraları, ibadet görüntüleri. Evet. Bunlar ne için yapılıyor? İşte gerçeği perdeliyor. Gerçeği perdeliyor. Gerçeği perdeliyor. Göz boyama tabii, söylediği gibi. Çıkan yani bugüne kadar nasıl yaşadılarsa sosyal medyada aynı şeyi sürdürmek istiyorlar. Gerçekleri perdeleyerek, gizleyerek, ben ne dedim, gerçeği anlattım. Hakimlikçe denetim şartıyla serbest bırakılmış. Bir sene kanunun söylediği gerekleri yerine getirecek. Ne yapacak? Psikoloğa gidecek. Ne yapacak? Tedaviye gidecek. Uyuşturucudan, yasaklı maddeden uzaklaştığını, kurtulduğunu, artık onu kullanmadığını devlete ispat edecek. Eğer ispat edemezse hakkında bu sefer kovuşturma açılır ve hapis yatar. Bu ağlamalar, zırlamalar, bu ibadet görüntüleri, mağduriyet görüntülerinin hepsi halkın vicdanına oynamaktan başka hiçbir şey değil. Sen iki gün önce bu kadar cengaver gibi bir paylaşım yapıp 3 gün sonra bir karakola girip çıkmayla bu mağduriyet edebiyatını yaparsan senin aleni bir şekilde halka oynadığının göstergesi olur. Herkes burada yazmış ki düne kadar tükürerek paylaşım yapıyordu millete, şimdi ne oldu? Onun diye da cevabı var. Ve burada senin Sayın Levent Bey'e sorduğun sorunun da cevabı. Yani halkı kandırdığı için TCK'da öyle bir suç yok. Levent Bey söylediği gibi burada RTÜK'ün devreye girmesi lazım. Bilişim suçlarının devreye girmesi lazım. RTÜK'ün sosyal medyayı da denetliyor RTÜK arkadaşlar. RTÜK'ün böyle bir görevi de var. YouTube'u da denetliyor. Diğer programları da denetliyor. Diğer platformları da denetliyor. RTÜK'ün burada yaptırım uygulaması lazım. Demesi lazım ki Sayın RTÜK, bizi izliyorsunuz ya, lütfen bunu da tartışın aranızda RTÜK üyeleri. Halka tükürmek, Instagram'dan 7 milyon 8 milyon takipçili sayfadan tükürmek, story'den her gün tükürmek. Niye bunu önlemiyorsunuz? Neden bunu perdelemiyorsunuz? Neden görgü kuralları diye böyle bir şey yürürlüğe sokmuyorsunuz sosyal medyada? Neden bunu yapmıyorsunuz? Bilişim suçları. Tabii. Bu arkadaşların işlediği, hiç ekrandan, Instagram'dan bir suç yok mu? Bir kabahat yok mu? Niye denetlemiyorsunuz? Yani bu tamamen sosyal medya etkileşimi için mi ya? Çünkü bana atmışlar istatistiğini Dilan'ın. 3 milyon görüntülenme var, 503 etkileşim. Bu mümkün değil. Yani bu ne demek oluyor? O 3 milyon görüntülenme, yani görüntülenme de satın alınabiliyor ya. Her şey yani satın alınabiliyor. Şu mu anlaşılıyor buradan? Yani takipçi ve izleyici mi satın sadece alınıyor? Sadece aslında değil. Gözüken rakamlar değil mi? Sadece, böyle mi gösterilmeye tabii, çalışıyor? Tabii sadece o değil. Yorumlarda satın alabiliyorsun. Yorumlarda yazılıyor senin için. Bunu söylemiştim ben ilk programda. Bunları konuştuğumuz ilk programda. Vallahi bunların hepsi çoğu insan tarafından, hatta sanatçılar tarafından bile yapılıyor. İşin o tarafı değil ama işin benim şu cesareti bunlara veren tarafında aklım. Açıkçası bu aileye bu cesareti veren güç kim? Tabii ki şüpheli insanların isimleri elbette ki istihbarat olarak geliyor ama emin olmadığımız hiçbir şeyi bizim paylaşmak gibi bir yayın anlayışımız olmadığı için burada da ayrıca biz yargı olmadığımız için dile getirmiyoruz ama artık bıçak yemeye dayandı bu arkadaki güç. Sizin de bu konuyla ilgili artık verdiğiniz gücü bir geri alma vaktiniz geldi. Yoksa planlarınız artık belli ki işe yaramaz hale gelmiş durumda. Geri almaz, evet. Çünkü çok büyük para kazanılıyor. Çok büyük para var. Rant var burada. Hayatım, vergisi ödenmemiş var. Kara var. Para var. Kara hukuk para var. Evet, Banu devletin Parlak hattımızda. Banu Parlak hattımızda. Banu günaydın. 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 Kalp spazmı geçirdim dedin. Gelemedin. Ertesi gün geliyorum dedin. Yine gelmedin. Sonra dükkanın kurşunlandı. Korkuyor musun? Tabii ki korkuyorum. Kendinizi benim yerime koyun. Banu Parlak kendi dükkanını kendi kurşunlattı diyorlar. Allah aşkına bakın. Kendi dükkanı, bu nasıl şizofrenik bir düşünce. İnsan kendi dükkanını ticari itibarda zarar vereceğini bile bile insanların buraya korkup gelme ihtimalleri var. Bunları bile bile dışarıdaki camların patlamış yüz binlerce lira tutuyor. Kendime bu zararları vereceğim. Bu nasıl bir düşünce ya? Sevgili Banu, öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sen benim dükkanım kurşunlanıyor. Sen çok büyük bir iddiada bulundun. Çok büyük bir şey ateşledin.
Ve kendi sosyal medyadan yaptım bunu. Daha sonra muhabir arkadaşımıza yaptım bu açıklamayı. Bu açıklamayı yaparken gayet cesur, gayet kendine güvenli bir şekilde korkmayan sağlam bir kadın olarak çıktın medyanın önüne. Ve bazı şeyleri ateşin yaktın. Ama evet, senin bu ateşi yaktıktan sonra bu detayları vermekten korkuyorum cevabın geçerli olmuyor. Ben detayları vermekten korkuyorum demedim ki. Gün hayır, yayına gelip yani yayına gelmekten korkuyorum diyorsun ya. Ya açıklama yaparken korkmayan bir kadın yayına da gelmeliydi. Şimdi bakın, kurşunlandıktan sonra benim dükkanım, benim avukatımın söylemi bu şekilde. Ben her türlü canlı, bakın bağlanıyorum, şu anda da konuşuyorum. Ha böyle canlı yayında bağlanmışım, konuşmuşum. Ben konuşmaktan kaçmıyorum ki. Ben sadece onun orta bilinen bir yere çıkmak istemiyorum dedim. Şimdi o zaman sosyal medyada şöyle söyleniyor. Banu kaçak mı dövüşüyor deniliyor. Hayır. Mesela bunu neye istinaden söylüyorlar? Sorun cevabını vereyim. Çünkü ben o soruyu onun için sordum. Kendi kurşunlattı diye. Buyurun söyleyin. Tamam, ben de diyorum ki şimdi kendim kurşunlattıysam eğer, zaten bu arada şunu da söyleyeyim. Dün söyleme dediler bana komiserler ama söyleyeceğim. Gayet de Asay şu an olayı devraldı. Günlerdir buradalar. Didik didik inceleniyor. Bakın bu ortaya çıkacak. Bu ortaya çıktıktan sonra bana bunları söyleyenlerin yüzüne ben bakmak istiyorum tek tek. Her şey çıkacak ortaya. Değil mi? Koskoca Gayrettepe Alsay organize girmiş işin içine. Siz onların çözemediği dosya olduğunu gördünüz mü? Ben duymadım. Banu Parlak, bu Dilan Polat'la iletişimin en son ne zaman bitti senin? Çünkü siz arkadaştınız. Evet, arkadaşlık ne zaman bitti en son iletişimimiz bizim? Bu arkadaş biliyorsun Salih İbrahim Kalkan sürekli sosyal medyada zaten videolarda bunu söylüyordu. Her yerde. Ben ilk önce bakın Dilan Hanım'ı aradım, ona sordum ilk önce. Dedim ki bak Dilan, bu ne böyle, ne oluyor? Dedim ki vallahi yalan billahi yalan. Tamam dedim Dilan, madem öyle, öyle olsun. Sonra çocuk vuruluyor. Çocuk vurulduktan sonra ister istemez şimdi ben İstişliğe biniyor. Ortada bir kurşunlanma var. Herhangi bir varsayım değil bu. Hayal ürünü değil. Peki dükkanın kurşunlandıktan sonra bir tehdit aldın mı Dilan Polat tarafından? Kurşunlandıktan sonra herhangi bir arama vesaire hiçbir şey almadım. Cuma akşamı Dilan Polat'la konuştunuz mu siz telefonda? Tabii, bu kurşunlanma olayından önce beni aradı Dilan Hanım. Dedi Cuma ki, akşamı. Yapma. Efendim? Dedi ki bak Banu yapma, beni aradı 9.30'da. Evet. Ne dedi? Dedi ki Banu bak yapma. Şu an dedi Sıla'yı aldılar, Engin'i de alacaklar, beni de alacaklar. Yapma artık, son ver buna dedi. Neyi dedi, yapma? Uyma. Neyi yapma? Yapma artık dedi. Banucuğum, takdir edersin ki bunlar biraz çelişkili duruyor. Yani bu senin açıklamaların da, Dilan'ın da açıklamaları çelişki kokuyor. Çok özür dilerim. Halil İbrahim Kalkan da bana diyor ki Banu Kalkan beni sattı diyor. Banu Parlak beni yalnız bıraktı bu durumda. Çünkü ben onun hayatını kurtardım ama beni yalnız bıraktı diyor. Şimdi yalnız bıraktı diye bir şey olamaz. Neden? Şimdi onu da söyleyeyim ben buradan. Bakın ben ona mesela maddi bir yardım yapamam. Sürekli yanında olamam. Neden? Çünkü bu sefer diyecekler ki iş birlikçisi. Daha ben para verdiniz herhalde. Ben sürekli onunla yanında olmak zorunda mıyım? Böyle bir şey gitti, çıktı, itiraf etti diye. Peki maddi bir yardımda bulundun mu Halil İbrahim Kalkan'a? Hayır, sadece giderken çocuklarına oyuncak aldım. Eli boş gitmemek için. O gün yani çocukların psikolojisi bozulmuştur diye. Bir de gittiğimde dışarıya çıkamıyorlar diye. Meyve suyu aldım, o kadar. Dilan Polat, Cuma akşamı sizi aradığında senin çocuğun var... Hayır, hanımefendi söylersiniz. Bunun nesi çelişkili? Cevap bekliyorum ben. Peki siz şu an... Bunun nesi çelişkili? Siz şu an bir mağduriyet içindesiniz değil mi? İş yerinize de gidemiyorsunuz. Evet. Maddi olarak da bir zarar içerisindesiniz. Evet. Beni sattı diyordu. Ne biçimdeyimler bunlar? O benim arkadaşım mı? O benim iş birlikçim mi? O benim kardeşime ben onu sattım. Bana bu itirafı yapan insanla sürekli görüşmek zorunda mıyım hanımefendi? Bana onu söyleyin. Banu, bir şey söyleyeceğim. Yayında daha iyi anlaşılabilmen için biraz daha sakin olursan, biz burada zaten senin iddialarını tam anlamıyla
halka doğru bir şekilde ifade etmek için bu soruları sormamızın da sebebi o. Çünkü bu sorular halk tarafından soruluyor. Hiçbir tamam, çelişki... Ama o zaman halk tarafından soruluyor diyeceksin hanımefendi. Çelişkili konuşuyorsun, onu bunu satmışsın demeyeceksiniz bana. Ya benim ben ne diyeceğime ben kendim karar veririm de. Bir dakika, bir dakika tartışmayalım. Bir dakika, bir şey soracağım size. Yani. Direkt bir şey soracağım tamam, size. Kendiniz karar verin o zaman ne konuşacağınızı. Bir dakika. Bir dakika tartışmayalım. Bir dakika. Cuma akşamı Dilan Polat sizi aradığında Banu senin çocuğun var dedi mi? Evet Banu çocuğun var. Şu an bir de komiserler geldi bakın. Dedi ki Banu bak çocuğun var yapma. Ne demek istedi sizce? Bilmiyorum ben sadece söylenenleri söylüyorum. Çocuğun var yapma. Çocuğun var hadi Banu yapma. Ne demek bu? Bunun ne demek istediğini Dilan Polat'ın? Arkasından şimdi bakın ben eylemlerle, ben hayır öyle şeylerle hareket etmem. Ben eylemlerle hareket ederim. Arkasından dükkana kuşlanıyor benim. Siz yapın yorumu. Banu Hanım, dükkanınız nasıl oluyor da bir kere kurşunlanıyor ve aradan kısa bir süre geçtikten sonra yeniden kurşunlanıyor. Bak şimdi ortada iki evet. tane mağdur var. Banu Parlak'ın dükkanı kurşunlanıyor ve tehdit altında olduğunu söylüyor. Şu an işe bile gidemiyor. Evet. Bir taraftan vurulduğu iddia edilen Halil İbrahim Kalkan var ve şu anda hattımızda. Halil İbrahim Bey. Halil İbrahim Bey merhaba. Televizyonun sesini kısabilir miyiz Halil İbrahim Bey? Tabii buyurun. Günaydın. Günaydın. Yeni gelişmeler yaşandı. Herhangi bir irtibatta bulundunuz mu Dilan Polat ve ailesiyle? Yok. Şu anlık yok. Halil İbrahim merhaba. Merhaba. Biraz önce avukat Levent Bey ile görüştüğümüzde seninle ilgili suç duyurusunda bulundun mu? Onu bir önce bir izleyenlere bir bilgisini verelim. Seninle ilgili yapılan bu vurulma davasından sonra suç duyurusunda bulundun mu? Avukatlarıma ilettim. Avukatım gereğini yapacaktı. Sence Halil İbrahim kardeşim Banu Parlak'ın dükkanını kim kurşunlatmış olabilir? Aklın yolu bir mantıklı düşünmek gerekirse karşı taraftır. Başka kim olabilir? Bunun başka bir açıklaması var mı sizce? Her şey göz önünde belli yani. Zaten karşı tarafta canlı yayında gereğini zaten söylüyor. Üstü kapalı tehditlerini de yapıyor. Yani ağız taklitlerini de yapıyor. Bizim için de işte diyor ya böyle taklitler yapıyor. Yani devletimiz gereğini bunlarla ilgili çok ağır bir şekilde yapacaktır yani. Devletimizde sonsuz güvenimiz vardır. Bu arada da Ankara'daki patlamayla ilgili de yaralı olan polislerimize de Allah'tan çok şifa diliyorum. Çok geçmiş olsun. Yaralarımıza Rabbim acil şifalar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza acil şifalar diliyorum. Şu an Banu Parlak da hatta Halil İbrahim Bey. Buyurun. Evet. Alo. Duyuyorum. Buyurun. Sizin bir iddianız olmuş. Az önce Selen gündeme getirdi. Aranızda herhangi bir anlaşmazlık ya da bir anlaşma mı var? Yok hayır asla aramızda bir anlaşma falan asla yoktur kendisiyle. Kendisine de dediğim gibi bu şekilde sosyal medyadan bana ulaşıp kendisini evime davet edip tekrarında da haber kanallarına kendi aracılığıyla kendisinin çağırmasıyla o şekilde hani çıkmışımdır Banu Hanım'ın. Yani sen Banu yalnız bıraktı beni dedin Halil İbrahim. Halil İbrahim Bey şu an sadece bir tehdit alıyor musunuz? Şu an bir tehdit alıyor musunuz Dilan Polat'ın ailesi tarafından? Kim kapattı? Halil İbrahim Bey'in herhalde hattı şu anda. Hayır hattı. Banu Hanım düştü. Tekrar bağlayalım. Evet sizi dinliyoruz. Halil İbrahim sen bana Banu Parlak beni yalnız bıraktı gibi bir ifadede bulundun hatırlıyor musun? Evet, evet. Bunu neden söyledin? Söyler misin? En son canlı yayına beraber çıkacağını kendisi bana söyleyip de gelmediği için. Bundan sebep. Tamam. Halil İbrahim Bey, Banu Parlak'ın dükkanı pazar sabahı iki kere, cumartesi sabahı iki kere kurşunlandı. Yani şöyle, kurşunu sıkanlar ayrılıyorlar oradan.
Bir süre sonra yarım saat mi bir saat mi tam bilemiyorum. Geliyorlar tekrar. Bu neyin cüretidir? Bu nedir? Bu nasıl bir güçtür? Arkalarında olan bir güç mü var ki? Devletten birileri mi var ki? Polis de gelmez nasıl olsa. Bir kere sıktık. Herkes sesi duydu. Polisi aramıştır, aramamıştır. Umurumuzda değil. Biz gider bir daha sıkarız. Bunu nasıl... Efendim, bu sorusu belki de devlet içinde tanıdığı diyorum veya devlet yetkileri vardır efendim. Yani benim tahminimce yani bunu bu şekilde yani mümkün değil cesaret edip de iki kere yapmaları ve bana bu olayı gerçekleştirmeleri mümkün değil. Evet. Peki öğrenmek istiyoruz şu anda Halil Bey. Halil Bey, Banu Parlak da hattımızda. Vurulma ve kurşunlanma olayının sonrasında Dilan Polat ve ailesinin herhangi bir üyesi tarafından tehdit ediliyor musunuz? Dilan Polat ve ailesi herhangi bir üyesi tarafından tehdit alıyor musunuz? Şu an ben tehdit almıyorum. Ben daha ne olabilir ki zaten? Ya zaten şimdi kendi sosyal medyasından... Gördünüz değil mi videolarda? Diyor ki ekmek yedirmeyeceğim diyor. Ben bunları savcılığa verdim. Ekmek yedirmeyeceğim diyor. Akşamında benim merkezim kurşunlanıyor. Sevgili Banu, sen can güvenliğim yok diye bir açıklama yaptıktan sonra bunu inkar etmiş. Beni de vuran bu şahıslardır efendim. Beni de vuran bu şahıslardır. Devletimizin gerekçeni yapacağına da inanıyorum. Beni vuran da bu şahıslardır. Sana sıkanlar mı Banu Parlak'ın dükkanına sıktı? Ani tetikçiler mi demek istiyorsun? Efendim? Sana ateş edenler mi Banu Parlak'ın dükkanına ateş etti? Aynı tetikçiler mi? Onu bilmiyorum efendim. Aynı tetikçiler de olabilir, ayrı tetikçiler de olabilir. Ama şu bir gerçektir ki bunlar bir tesadüf değildir. Azmettirenler mi aynı demek istiyorsun? Evet. Banu Hanım, ben sizden sadece net olarak şahsen şunu öğrenmek istiyorum. Dilan, evet. Polat senden ne istiyor? Yemin ederim ki bilmiyorum. Bilsem zaten, gerçekten bilsem diyeceğim ki bizim aramızda ne problem var? Bakın yani bir uğraşan insanlarız. Güzellik merkezinde kurşunun ne işi var? Hayatım. İşimize gücümüze bakıyoruz. Ben sizin mesajlaşmalarınızı da gördüm. Bu kadar evet. Arkadaşça bir iletişimde olan bir irtibatın daha sonra dükkanları patlatacak ve ölüm tehditlerine varacak bir boyuta gelmesinin sebebini o kadar merak ediyorum ki. Biz arkadaşken bu arada ben bu Halil İbrahim kardeşimizin Banu'ya bunu yap dediğini falan bilmiyordum ben onunla konuşurken. Ha sen Halil İbrahim sana itiraf edene kadar sen Dilan Polat'ın böyle bir şey azmettirdiğine dair hiçbir fikrin yoktu öyle mi? Tabii ki hiçbir fikrim yoktu benim. O yüzden konuşuyordum. Böyle bir şey olsa nasıl konuşabilirsiniz ki? Diyor ki Dilan düne kadar benden iş tavsiyesi alıyordu diyor. Senin taklidini yapıyor yayınlarda. Hayır yok öyle bir şey. Bunlar Halil İbrahim ortaya çıkana kadar da onlar. Ayrıca iş taktiği falan filan da istemedim ben onda. Korktuğunu söylemiştin. Önceki gün Banu Parlak yayınımıza telefonla bağlandığında Halil İbrahim gelip vurulmuştu. Evet. Ve senin dükkanın kurşunlanmamıştı. Korkuyor musun hala? Bakın kendimle alakalı hiçbir şey için korkmuyorum. Tekrar söylüyorum. Ben evladım var, evladımdan korkuyorum. Anne baba mısınız? Evet, sizin de evlatlarınız var bildiğim kadarıyla. Gerçekten sadece evladımdan korkuyorum. Ben Allah'tan başka kimseden korkacak insan değilim. Ben adalete de güveniyorum. Koskoca Gayrettepe işi zaten devralmış. Ben çözüleceğine inanıyorum. Dilan sen bu aileyle ilgili bir şey mi biliyorsun? Yani acaba senin bildiğin Banu, bildiğin bir bilgi mi bu aileyi bu kadar korkutuyor da bu tehdidi alıyorsun sen? Ben tabii ki Dilan'ların özel hayatıyla alakalı, o benimkini bildiği gibi ben de onunla alakalı özel şeyler biliyorum. Ama bir kere çıkıp söylemedim, söylemem de. Çünkü ben ona büyük yemin ettim. Dedim ki evladım üzerine yemin ederim ki dedim senin hiçbir özelini paylaşmayacağım. Hiçbir özelini de paylaşmadım. Nelerini biliyorum ne aile şeylerini biliyorum. Şimdi Nezdemir de yakın arkadaşıydı biliyorsun. Eşinin vergi evet. Kaçırdığına kadar iddialarda bulunuyor. Ben onların hiçbirine bulunmadım. Can güvenliğim yokum dışında hiçbir şey iddiada bulunmadım onlar hakkında. Planın alınmasında bile beni sorun istiyorlar. Ya ben mi sana yetiştim onu? Ben mi sana o videoyu çektirdim? Hadi öyle. Şimdi bir programda soruyorlar. Duayla alakalı cevap bile vermiyorlar. O evlerinden çıkanlarla onları da mı ben koydurttum?
Yasaklı yani, maddeler. Benim sesimin özeliyle alakalı bir şeyim yok. Çünkü ben zamanında açık konuşayım. Ben tutamadığım için çenemi, agresifliğimden tutamadığım için çenemi, beni kışkırtlar, kışkırtlar, bunlar hakkında konuştum ben. Aynı hatayı bir kere daha yapmıyorum. 38 gün hapis cezası aldırdılar bana. Peki, benim bağlı. Derdim kimsenin özelini açıklamak değil. Benim tek derdim can güvenliğim. Yemin ederim vallahi billahi ya. Şimdi buradaki tabii ki özel durum artık boyutunu aştı. Sen bu kadar yakın bir arkadaşlık ilişkisinden sebep elbette ki bilirsin. Gerçekten bu Polat ailesi maşacı mı? Yani bu insanlar birilerinin kamuflajı mı? Sen bunu biliyorsun da bu yüzden mi tehdit alıyorsun? Artık gizlisi saklısı kalmadı. Olay can güvenliğine geldi. Bakın. Evet, olay yargıda, o yüzden yargıda olduğu için de kelimelerimizi iyi seçmemiz gerekiyor bir kere öncelikle. Sadece biliyor musun bilmiyor musun onu söyle, açıklama. Hayır, yapma. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki bunları ben gelip yayında anlatır mısın? Yani benim efendim? Gelip yayında da anlatır mısın burada da? Bilmediğim bir şeyi neyini anlatayım? Bilmediğim bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Kendinle alakalı konulardan bahsediyoruz. Tehdit aldığınla tekrar alakalı. Tekrar söylüyorum. Bakın ben zaten canlı yayına bağlanıp her şeyi anlatıyorum. Anlatıyorum, sorduğunuz her şeye cevap veriyorum. Sosyal medyada story atıyorsunuz değil mi karşılıklı? Bu bir açıklama şekli değil ama kamuoyu önünde. Yok, programı şu an canlı bağlanıyorum ben. Peki. Peki senin yakınların, annen, baban, Banu Hanım. Bırak babam bu işi kızım. Babam yok bu arada. Efendim? Peki. Babam vefat etti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Akrabaların, evladın, hayatından endişe ettiğin evladın. Mutlaka evet. O da bunlardan haberdardır. Bırakalım burayı, gidelim bu işleri, anne falan diyen yok mu sana akıl veren? Reklama gitmemiz lazım. Cevabı bir dakika da söylüyor. Bir dakika söylüyor mu hanım? Bir dakika bana. Daha 5 yaşında algılayamıyor ki. Yani bütün Türkiye'nin gözü önünde yaşanan çok büyük olaylar bunlar aslında. Ortada silahlar var. Çocukların hayatı söz konusu. Kadınların hayatı söz konusu. İnsanların hayatı söz konusu. Bu sektörel rekabetten çıktı. Bu suç iddialarıyla başka bir yılan hikayesine dönüştü zaten. Konuştukça altından bambaşka şeyler çıkıyor. Banu hattımızda tekrar. Banu. Alo. Alo Banu Hanım. Banu. Hattan düşüyor Banu düşüyor Hanım. Düşüyor sürekli hatta. Bizim de yayınımız var. Zaten çok az bir süremiz kaldı. Daha evet. Sonra ilerleyen zamanlarda Banu Hanım'ı stüdyomuzda da ağırlarız. Sen aslında tekrar da sormak istiyorum. Şimdi bu kadar rakip varken değil mi? Hepsi birbirine rakip. Niye Banu? Banu'nun bildiği bir şey ya olabilir ben mi? Ben bunu soruyorum. Bu bir güzellik salonu mevzusu rekabeti değil. Bu akıl tutulması. Bizim buna inanmamız için gerizekalı olmamız lazım. Halkı kandıramazsınız. Basını da kandıramazsınız. Çıkın gerçeği söyleyin. De ki ben bu aileyle ilgili öyle bir şey biliyorum ki bildiğimden dolayı beni susturmak istiyorlar. Ya da başka bir şey var. Bir güzellik salonu rekabeti yüzünden kimse kimseyi vurdurtmak istemez. Ya burada net bir şey açıklayın artık yani. Biz de günlerdir yayın yapıyoruz. Bir sürü tehdit alıyoruz. Yani halkı doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sevgili Banu, burada bir anne olarak, mağdur olarak tabii ki bize şikayetini bildirdiği için elbette ki bunu işlemek zorundayız. Ama bize net cevaplar verilmesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Güzellik salonu yüzünden bu onu tehdit ediyor. Onun dükkanını indiriyor. Ya Türkiye'de bir sürü milyonlar kazanan güzellik salonu sahibi arkadaşlarım var. Hiç böyle bir rezalet görmedi Türkiye ya. Artık insanlar güzellik salonuna gitmeye korkacak. Bu ne mafyacılık? Küçücük küçücük çocuklar mafyacılık oynamaya başladı. Burası Muz Cumhuriyeti mi ya? Hukuk Cumhuriyeti'nde kimse kimseyi kandırmasın. Çıksın aleni net bir şekilde herkes doğruyu söylesin artık. Kim kimin maşacısıysa çıksın ortaya. Engin Polat, Dilan Polat. Engin Polat sen neredesin? Sen neredesin? Karının arkasına sığınmışsın, yoksun. Her yerde Dilan Polat ortada. Adamı vurduranın sen olduğu iddia ediliyor. Sen yoksun ortada. Çıkıyorsun, belgemizi veriyoruz silahlı, diye açıklamalar yapıyorsun. Eli silahlı görüntüleri yayınlanıyor. Kendi yayınlıyor hesabında Engin Polat. Eli silahlı. Mafyacılık. Ya nedir bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapmaya Ay, vallahi çalışıyorsunuz sinirim ya? Bozuldu. Benim bir evladım var. Ne yapmaya var. Çalışıyorsunuz? Buna hakkınız yok ya. Devletimizi yönetenler lütfen bu duruma el koyun. Lütfen bu duruma el koyun. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden başka harekete geçecek bir kişi yok anlaşılan. Her şey size gelecek. Siz bu ne oluyor diyeceksiniz. Ancak öyle devlet bu işte görevini yapacak gibi bir algı oluşuyor bende. Ancak çünkü öyle yerlere evet, vardı ki öyle yerlere vardı ki kamu görevleriyle ilgili de bir sürü şüphe oluştu süremizin kafamızda. Süremizin sonunda geliyoruz Bilal abi. Daha bu konu çok su kaldıracak. Daha çok üzere. Konuşacağız. Yarın 8.45'te görüşmek dileğiyle.